أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله ونحمده ونستعينه ونستغفره نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله رب وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Evet kardeşlerim, Allah-u Teala nasip ederse bugünkü ders konumuz kafirlere benzemek, onları taklit etmek, onların uydurduğu sevgililer günü gibi veya kara cuma veya diğer isimleri Christmas, Noel, artık ne diyorsanız deyin ama biz Şubat ayı içerisinde bulunduğumuz için artık Müslümanlar içerisinde de kafirleri taklit etmek, yani onların batıl adetlerini sanki Resulullah Aleyhisselatü Vesselam sünnetine uyarlama, İslami bir vasıf kazandırmak gibi hilelerin yaygınlaştığını, İnsanların Kur'an ve sünneti değil de kendi nefis ve egolarına göre bazı meseleleri tasarladıklarına şahit oluyoruz. Allah-u Teala nasip ederse bugünkü ders konumuz İslam hukuku açısından işte efendim sevgililer gününü Müslümanların kutlaması veya bir Müslümanın bugün de kendi eşine, ailesine, çoluk çocuğuna hediye alması, çiçek alması vesaire buna benzeyen şeyleri yapmasının İslam hukukunda yeri var mıdır? Onu biraz ele almak istiyoruz. Çünkü toplumsal olarak her geçen gün biraz daha şeytan bizimle oynuyor, bir şekilde bizi batıla, batıl olana ilhak etmeye, bizi kandırmaya çalışıyor. Ondan dolayı biraz bu meseleleri ele alıp biraz tahlil etmek istiyoruz kardeşlerim. Birincisi İbn-i Teymiye Rahimullah'ın El-Fetava'da verdiği bir fetvasında şöyle demiştir. Gayri Müslimlerin dini ya da özel günlerini kutlama fıkıh kitaplarında net olarak yer alan hükmü gayri Müslimlerin bayramlarında ve onların uydurduğu, icat ettiği günlerde işliyor. Dedim ya, yani mesela cadılar bayramıdır, sevgililer günüdür. Buna benzeyen artık bizim bildiğimiz, bilmediğimiz ne kadar varsa. İslam alimleri ve fakihleri fıkhi olarak şunu demişlerdir. Gayrimüslimlerin bayramlarında onların o günlerini tanzim maksadıyla yapılan işlerin hediye verme, alma, tebrik etme meselelerin hepsinin dinen haram, büyük günah, bazı alimler küfür olarak görmüşlerdir. Onun için İbn-i Abidin'in fetvasında yani Radul Muhtar'da 754'te El-Balukini fetvada İbn-i Teymiye Mesailu fil Kennais 138'de bunu böyle diyor. Yani diyor ki alimler, Müslümanlar, gayrimüslimlerin, Müslüman olmayan toplumların hiçbir etkinliğinde bulunamaz, hiçbir şekilde onlarla bir hal bulunamaz. Mesela Kürtlerin içerisindeki Nevruz kutlaması ki Zerdüştlük bayramıdır. Veya Türklerin işte kamallıktan veya şamanizmden gelen günleri, özel kutlamaları veya işte efendim Mihrican diyorsunuz, ona benzeyen isimleri verilmiş panayırsel, yani İslam öncesi Zerdüştlük, Hristiyanlık, buna benzeyen şeyleri kutlamalar, bir de son dönemde özellikle kapitalizmin, yani dünyayı sömüren insanları tüketim hastalığıyla mal tüketmek, onları bir noktada yasal bir şekilde zahiri köle haline getirmeye çalışan bu kapitalist düzenin tüketim çılgınlığına insanları teşvik etmek için uydurduğu anneler günü, babalar günü, neneler günü, artık günler bitmiyor, sevgililer günü. Onun yanında işte kara cuma, efendim cadılar bayramı ve bugünlerde yapılan alışverişlerin hepsini İslam alimleri büyük günah olarak görüyor. Hatta bir takım alimler kafirlerin böyle etkinliklerini kutlamak bir yana, onları tebrik etmek, onları bir noktada yani övmek, methetmenin bile küfre kadar kişi götüreceğini söylemişlerdir. Yani bizim basit gördüğümüz, şu anda eminim ki ben televizyona pek bakmıyorum, İşte şu anda reklamlarda ağırlıklı olarak ne veriliyor? Sevgililer günü, işte sevgiline bir çiçek, yok efendim zenden, altın ve kuyumcuların verdiği reklamlar orada burada. Ondan sonra Müslümanların eşleri ve kadınları, İşte efendim sen bana ne hediye alacaksın vesaire şeyler. Mesela yavaş yavaş gündeme oturuyor. İnsanlar bunları doğallaştırıyor ama İslam hukukunun bunlara bakışı, dinin bunları meşru görüp görmeme meselesi çok önemlidir. Nitekim İbn-i Kayyim, Allah ona rahmet etsin, Ahkamul Ehli Zimme adlı kitabında şöyle bir fetvası, şöyle bir şeyi vardır. Der ki, küfrün sembolleri olan ve onlara ait olan şeyleri kutlamak ittifakıyla, ümmetin ittifakı, alimlerin ittifakı, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam sahih sünnetine göre haramdır. Ve asla bir Müslüman küfrün hiçbir sembolünü ne yapamaz, uygulayamaz. Çünkü Allah-u Teala var olan dini indirmiş, Müslümanlar için bayramları, gelenekleri, örfleri belirlemiş. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın istiyorsanız bayram olarak, istiyorsanız etkinlik olarak,
İstiyorsanız meşru kıldı, sünnet ile yolunu gösterdi, önünü açtı. Meseleler dışındaki özellikle batının, hele son dönemde mesela kapitalizmin, bu fabrika, bu şirketleşme, siyonizmin insanları sömürme teknikleri olarak uydurdukları ve her geçen gün yeni isimlerle. İnsanlar anne babalarını anmaz oluyor ama senede bir gün anneler gününü uyduruyorlar ki insanlar o gün alışveriş yapsın ve bazı patronlar, bazı kapitalist veya bazı siyonist yapılar ve teşkilatlar veya fabrikalar ve şahıslar ceplerini parayla doldursun. Veya babalar günü, veya öğretmenler günü, veya anneler günü, veya şunun günü, bunun gibi böyle günler ürete ürete insanları boş şeyleri satın almaya, anlamsız, manasız işler yapmaya teşvik ediyor ve insanlar bunları yaparken aslında hiçbir zaman İslam hukukunun bu meselelere bakışına bakmıyorlar. Çünkü İslam alimleri ittifakıyla, hele özellikle Hristiyanların ve Yahudilerin bayramı olan, yani onların kutsal metni olarak dini bir bayramı olan günleri kutlamak hususunda kesinlikle ve kesinlikle İslam hukuku bunu haram kılar. Hatta hatırlarsanız Gazze'de katliam ve vahşetler yapıldığı halde Türkiye'nin göbeğinde Taksim'de ipini koparanların kalkıp o gecede eğlence düzenlediklerini, başka İslam coğrafyalarında Suudi Amerika gibi ülkelerde de aynı şekilde cadılar bayramıdır, Noel'dir, Christmas'tır, bunların kutlamalarının yapıldığını, etkinlikler, muazzam paraların harcandığını hepimiz şahit oluyoruz. Sebebi bu insanların İslam'la olan bağını kesmeleri, Allah-u Teala'nın dinine sırt dönmelerinden kaynaklanıyor. Çünkü normalde şer'i olarak dört mezhebe göre de böyle etkinliklere dahil olmak caiz değil. Yani bir insan kalkıp da dese ki ya biz anneler gününde annemize bir hediye alsak ne zararı var? Bence haramdır, caiz değildir. Neden? Çünkü küfrün icat edip insanları sömürmek, insanı değerlerle oynamak için oynadıkları bir oyun. Yani bir annenin değeri eğer senede bir günse o günde kutlamamak gerekiyor. Eğer bir insanın zaten İslam hukukunda sevgili edinmek, bir kızla gayrimeşru ilişkide bulunmak, böyle görüşmek, nikahsız bir ilişki zina ve fuhuş kabul ediliyor. İslam bunu bir günah olarak kabul ediyor. Ama maalesef üzülerek söylüyorum, İslam yıkıldığı için insanların zihinlerinde ve algılarında insanlar Kur'an ve sünnetin İslam meşru kıldığı hakları terk edip kendi nefis ve egolarına göre uydurdukları şeylerin peşinde gittiklerini hepimiz şahidiz ve müşahede de ediyoruz. Hatta adam diyor ki ya hocam diyor yani biz huyumuzu bilmesek, suyumuzu bilmesek, birbirimizi tanımasak, sonra evlensek anlaşamayız vesaire diyorlar. Ama aslında böyle şeyin temelinde ne vardır? Herkes yapmacık davranıyor evlenmeden önce. Her şeyler cici maylar, yalanlar, dolanlar, entrikalar, ikiyüzlülükler, nifaklar, herkes gerçek özünü saklıyor. Evlendikten sonra 3 ay sonra millet boşanıyor. Neden? Çünkü her şey yalandı, kurdukları, inşa ettikleri hayaller yalanlar üzerine kurulu olduğu için ne zaman ki o yalanlar ortaya çıktı, bütün hülyalar ve deryalar yıkılıverdi diyorlar. Onun için İslam hukuku haram kıldığı, yasakladığı şeyler nedir? Allah-u Teala toplumun ifsada uğramaması, insanların itikat ve inançlarını sağlam tutmaları, yani ve en önemlisi iffet ve izzetin bir toplumda kaybolmaması, bir nesebin ve soyun korunması için Allah'ın koyduğu kural ve kaideler vardır. Onlar da ne yapar? O toplumu ayakta tutar. Ama eğer iblisi yapılar veya dünyada şeytana hizmet eden oluşumlar bizim itikat ve inanç anlayışımızla oynayıp bizi başka şeylere ilhak ettirecek olurlarsa, Kur'an ve sünnetin dışında bu batının insan hakları, batının hümanizm dediği, batının insancılık adı altında ki biz bunun Gazze'de Filistin meselesinde iflas ettiğine hepimiz şahit olduk. Batı dediğiniz Avrupa insan haklarından dem vururken Türkiye Cumhuriyeti'ne zamanında silah satmıyordu, şunu vermiyordu, bunu vermiyordu. Ne diyordu? Sen gidiyorsun Doğu ve Güneydoğu'da Kürtleri vuruyorsun, Kürtlere zarar veriyorsun, biz bunun için sana vermiyoruz. Ama İsrail Gazze'de 29-30 binin üzerinde resmi, gayri resmi de belki o enkazların, inşaatların altında belki 10 binin üzerinde Müslümanın cesedi var, parçalanmış, çürümeye terk edilmiş. Bunu gören Batı medeniyeti, başta İngiltere, sonra Almanya, sonra Fransa, sonra diğer devletlerin, Amerika, Kanada'nın ve gördüğünüz adının namını insan haklarıyla ve demokrasiyle kendilerini övüp popoflayanlar, İslam coğrafyasını gericilikle, eski bir kafa, eski bir yani insanlıkta geride kalmış toplum gibi gösterenler aslında ne kadar geri olduklarını, siyonizmin uşağı olduklarını, onların insan haklarıymış, demokrasiymiş, hepsinin birer yalan olduğunu, onların inşa ettiği putların içinin boş olduğunu, hepsinin kağıttan olduğunu, demokrasilerin de yalan olduğunu hepimiz gözümüzle 124 gündür şahit oluyor ve müşahede ediyoruz.
Zaten bugün Müslümanlar katledilirken, Müslümanlar öldürülürken, Müslümanlar vahşice, en korkunç şekilde, en barbar şekilde katledilirken, bir Müslümanın kalkıp da yok anneler günüymüş, yok sevgililer günüymüş, yok şucular bucular didiler bidiler günüymüş gibi şeylerin peşinde koşması onun için bence yeryüzünde en büyük utanç olmalıdır. Bundan daha büyük bir utanç yok. Nitekim Allahu Teala Maide suresi 3. ayet-i kerimede El yevme ekmeltu lekum dinikum ve etmemtu aleykum ni'meti ve radaytu lekumul islamu dine. Bugün ki Allahu Teala Resulü Aleyhisselatü Vesselam vefatına yakın bir dönemde bu ayette dinin, yani insanlar için helal olan, meşru olan, insanların inançlarını ayakta tutan gerçeklerin hepsinin inşa edildiğini, onun dışındakilerin dalalet, batıl, hükümsüz olduğunu, insanoğlunun şu dakikadan itibaren ayetin naziliyle, Maide 3. ayetin naziliyle beraber, yeryüzüne İslam dışında artık her kanunun, hükmün, muhkemin ifsad olduğunu, fesad olduğunu açık ve net olarak bildiriyor. Allahu Teala diyor ki ey insanoğlu, ey Yahudi ve Hristiyanlar, ey yeryüzünde uyduruk günler, uyduruk din anlayışları oluşturanlar, artık size son manifestom budur. Bugün size din, kanun, kanun olarak sizi yönetecek yasalar ve sizin önünüzü açacak, doğru bir şekilde sizi yönetecek olan kanun olarak benim size olan dinimiz, kanunumuz, hükmümüz, yasama, yürütme ne derseniz deyin, hakimiyet merfumu da dahil olmak üzere kemale erdirttim diyor. Sizi cahiliye karanlığından, cahiliyenin uydurduğu bayramlardan, etkinliklerden, uydurdukları sömürü araçlarından ve vasıtalarından azat kıldık. İslam'ın nurunu açıklamak suretiyle üzerinize nimetimizi tamamladı. Ve din olarak size İslam'ı, İslam'ın anayasasını seçtik diyor Allahu Teala. Yani Allahu Teala artık Müslüman olan insanlar için hükmünü ortaya koymuş. Bir insan Allah ve Resulünün getirdiği dışında bir şeyin peşinde koşarak sadece kendisini ifsada, kendisini dalalete, kendisini Rabbinin hak çizgisinden uzaklaştırıp şeytani hilelere kul haline getirecek. Yani bir Müslümanın, yani tabiri caizse bugün 13 Şubat Allahu Alem, 13 Şubat, yarın 14 Şubat değil mi? Zina günü, fuhuş günü, artık adını ne koyuyorlarsa reklamlar, kapitalist organlar devreye giriyor, kalkıyorlar bizi şey yapıyorlar. Ondan sonra bu sadece biz zaten elhamdülillah Müslüman olan Allah'a ve ahiret gününe iman eden insanların bu işlerden uzak durduğuna inanıyoruz. Ama şu da var. Artık biz Müslümanlar kalkıyoruz kafirlerin uydurduğu şeyi mevlüt yaparak, Kur'an okuyarak güya İslamlaştırıyoruz. İşte bu da büyük bir tehlikedir. Bu da İslam'a aykırı bir şeydir. Yani kalkıyorlar çocuğun doğum gününü Kur'an okuyarak kutluyorlar. Ama bunu uyduranlar batıdır, Hristiyanlardır veya kapitalist bir düzendir. Maksat insanları aldatmak, alışveriş yaptırmak, onlara paralarını bir şekilde çalma oyunlarıdır. Bunu yapınca zannediyoruz ki sanki helal ve meşru olmuş olur. O da söz konusu değildir. Çünkü ayet-i kerime Maide 3 bunu açık ve net olarak. Ta Hz. Resulü Aleyhisselatü Vesselam'dan sonra Kur'an ve sünnetin belirlediği helal ve meşru kıldığı şeylerin hepsinin batıl olduğunu, insanların onlara ne tür kamuflaj yaparsa yapsın, ne tür süslemeler de bulunursa bulunsun hükmünün bir olduğunu değişmeyeceğini söylüyor. Hatta Şeyhul İslam İbn Teymiye Allah ona rahmet etsin. İhtidasu siratul mustakim ve muhalefetul ashabul cehim. Yani adlı kitabında şunu söyler. Bu küfrün etkinlikleri veya kapitalizmin bize dayattırdığı sevgililer günü, Christmas, kara cuma, artık Türkiye'de bir de hile yapmışlar, muhteşem cuma koymuşlar. Ama cuma günü biliyorsunuz çok hileli bir şey. Cuma günü Allahu Teala çalışmayı değil de ibadete bizi davet ederken onlar insanları cumadan etmek için ne yapıyorlar? O güne bir etkinlik koyuyor ve çok ayrı bir şey. Bunların kampanya düzenlediği şeyler gıda değildir. İnsanların temel ihtiyaçları değildir. Stoklarında çürümeye terk edilmiş olan mallardır. Ve bunları ne yaparlar? Hiç ihtiyacı olmayan insanlara %50 indirim adı altında bir şekilde kandırarak satarlar. O insan da kazandığını zanneder ama aslında kaybettiğini sonradan öğreniyor. Onunla alakalı Şeyhul İslam İbn-i Teymiye Rahimullah der ki bazı bayramlarda kafirlere benzemek, kafirleri taklit etmek, onlara özenmek, onların yaptığını yapmak, inandıkları batıl inançlarını kalplerine sevinç ve mutluluk girmesini gerektirir. Belki de onların bu hareketi fırsat bilmeleri veya zayıfları ezmeleri konusunda cesaretlendirmiştir. Bundan dolayı bu kastı şudur. Yani küfre benzemek, kafirleri taklit etmek, kafirlerin yapacağını yapmak
Sadece küfre ne kazandırır? Küfrün karartısına karartı, küfrün gücüne güç kazandırır. İslam coğrafyasında hiçbir zaman eski Yunan tanrıları Zeus, Athena ve Herkül'ün doğum günü kutlanmamıştır. Ama bunu Hristiyanlık benimseyen Roma kendi batıl inancını ne yapmışlardır? Baba, oğul, kutsal üçlü tesisle ne yapmış? Direktmen eski Latin veya Yunan tanrıların isimlerini değiştirmiş. Athena, Zeus, Herkül olmuş. Sümaşa Allah, Meryem ve İsa bu şekilde o küfürlerini almışlar, kutperestliklerini Hristiyanlığa sokmuşlar. Baba, oğul, kutsal ruh diyerek Sümaşa Allah-u Teala yeryüzündeki en büyük iftirayı atmış. Allah-u Teala'ya çocuk edindiğini, Rabbil Alemin'in evlat edindiğini, Sümaşa evlat doğurduğunu iddia ederler ki bu Rabbil Alemin'e atılmış en büyük iftiradır. Bunu neyle yapmışlardır? Aynı tahrifatlarla. Şimdi küfür ne yapmaya çalışıyor? İslam ümmeti içerisinde sosyal medya, televizyon, telefon, telekomünikasyon ve internet üzerinden bu sefer küfrün gelenek ve örfleri bir şekilde bizlere ne yapılmaya çalışılıyor? Bizlere aşılanmaya, meşru gösterilmeye, bizim bunu kabullenmemiz sağlanmaya, bir de bunu benimsememizin önü açtırılıyor. Ne ile? Sürekli reklamla, enformasyonla, algıyla ne yapıyorlar? Biz de yapıyorlar. Nasıl ki Türkiye'deki toplumun içerisindeki gizli ifsatları, mesela Müge Anlı gibi, Esra Erol gibi birileri adları ve namları, onların dizi ve programları üzerinden Türkiye'de bütün pislikler ve çirkeflikler sanki toplumun hepsine sirayet etmiş, herkes o pislikleri yapıyormuş gibi, insanlara meşrulaştırdıkları gibi, küfürde bazı küfürleri, zinayı, fuhuşu, İslam dışında olan evlilik düzenini veya bir insanın sevgili edilmesini de böyle şeylerin üzerinden ne yapıyorlar? Meşrulaştırıyorlar. Bundan 40 sene önce televizyonlarda kadınların bacağı gözükmezken bu şu anda neredeyse gecelikle yatak odası elbiseleriyle sürekli program yapıyorlar. Ve bunu baba, oğul, kızı, ailesi iç içeyken de izliyorlar. Bu ne yapıyor? Bu hem ahlaki yapıyı çökertiyor, hem dini yapıyı ve dini hassasiyetleri yıkıyor, hem de insanların artık küfrü benimsemesini, batıllaşmasını, namus anlayışının yıkılmasını ve her türlü kötülüğün önüne açılmasını sağlıyorlar. Yani şu an bir zamanlar kim derdi ki filankes işte sevgilisi var, ama şimdi insanlar diyor ki kızlarına bile artık sevgili arar duruma gelmişler. Peki bunu neyle yaptılar? Bunu Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın sahih rivayetlerle söylediği ahir zamanda hiçbir Arap evinin kurtulmayacağı ve herkese, her eve girecek olan bir fitne, o nedir arkadaşlar? Televizyon, internet ve telefondur. Bunlar ne zamanki topluma bulaştı, topluma girdi, yayıldı, bununla beraber fuhuş, fuhşiyat, ahlaksızlık ve İslam'a zıt olan bütün batıl inançlar ve ahlaksız yapılar içimize sızmaya başladı. Onun için Amr bin Şuayb, o da babasından, o da dedesinden rivayet ediyor. Diyor ki Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bir Müslümanın başka bir dine mensup olan veya İslam dışında demokrasi veya laiklik veya diğer batıl inanç ve dinleri taklit etmek, onlara benzemek, onların peşinden gitmenin kesinlikle batıl olduğunu, hatta Resulullah Aleyhisselatü Vesselam kim bizden gayrısına benzerse o da onlardandır, bizden değildir. Yani kim Müslümanlar değil de Hristiyanlar gibi, kim Müslümanların evlilik hukuku değil de Hristiyanların veya demokrasi denilen dinsiz anlayışın, insanların putlaştırılıp teorik olarak veya pratik olarak nefislerinin ilahlaştırıldığı o dine tabi olursa o da onlardandır diyor. Hatta ayet-i kerimesi Tirmizi İstizan 7'de şöyle buyuruyor. Leyse minne men teşebbehe bi gayrine. Bizden başkasına benzeyen, bizden başkası derken Resulullah Aleyhisselatü Vesselam yani Araplardan veya Kureyş kastedilmemiştir. Müslümanlardan, Müslümanların inancı ve anlayışının dışında başka bir anlayışa tabi olmak. Mesela Allah-u Teala bir Müslümanın gayrimeşru ilişkilerini zina görürken biz yaptığımız zaman bu günahı işlemiş oluyoruz. Onun için Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bizden başkasına benzeyen bizden değildir. Yani onlardandır, onların anlayışına ve din yapısına sahiptir. Bundan dolayı bazı alimlerimiz Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bu sünnetine, bu rivayetlerine ve hadislerine dayanarak ne diyorlar? Diyorlar ki eğer bir Müslüman kafirlere benzer, onlar gibi giyinir, onlar gibi takılır, onlar gibi davranır, onları kendisine örnek ve rehber edinirse o da onlardan, yani onların dinine mensup olur. Hatta Ebu Hureyre yoluyla gelen bir rivayette ise Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Yahudi ve Hristiyanlara benzemeye ve özenmemeyi emretmiştir.
Yani Yahudi ve Hristiyanlar derken bugün Yahudilik biliyorsunuz işte Siyonizm dediğimiz, İsrail dediğimiz o din anlayışı zaten vahşette ve cinayette sınır tanımayan, yeryüzünün en aşağılık kavmi, en korkak kavmi, savaşçılarla, mücahitlerle savaşamayıp, mücahitler onları öldürdükçe köpekler gibi gidip kadın ve çocukları öldüren dünyanın en korkak toplumu ki Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bunları kastediyor. Bir de Hristiyanlar bugün Batı'nın temsil ettiği kendisine demokrasinin hamileri, demokrasinin efendileri, dünyanın en adil düzeni, en insan hakları, hukuk ve bilmem ne bir şeylerine dayandığını iddia eden o toplumun ikiyüzlülüğü, sahtekarlığını biz zaten yaşıyoruz. İşte onlara özenmemeyi, onlara benzememeyi emrediyor. Bunu da Resulullah Aleyhisselatü Vesselam açık ve net olarak söylüyor. Hatta Hud suresi 13. ayet-i kerimede وَلَا تَرْكَانُوا اِلَى الَّذ۪ينَ ظَلَامُوا فَتَمَسَّاكُمُ النَّارُ Zulüm yapanlara en ufak bir meyil göstermeyin. Yoksa size ateş dokunur. Zulümden kastolunan nedir? Zulüm kelimesi geniş anlamlıdır. Bir taraftan yeryüzünde kan ve gözyaşına sebep olan ırkçılık, asabiyet, küfür davaları güden ve bu uğurda elimize asabiyet bayrakları koydurtup bizi işte bir milletin, bir ulusun, bir kavmin veya bir düzenin veya bir ideolojinin bu demokrasi olur, sosyalizm olur, komünizm olur ne olursa olsun onun yolunda savaşıp insanlara zulmetmek, öbür boyutuyla da haram işlemek, isyan olacak fiiller içerisinde bulunmak da ayetlerde zulüm olarak zikredilir. Onun için Allahu Teala zulmedenlere veya Allah'a isyan edenlere ve isyan üzerine bir hayat sürenlere veya işte tabiri caizse biraz açacak olursa sevgililer günüymüş, Kara Cuma'ymış, efendim Cadılar Bayramı ki yavaş yavaş bunlar da İslam coğrafyasına yayılıyor. Ve daha nice şeyler. Mesela geçen sene Suudi Arabistan'da Riyad'da bir düzenlemişler. Arap kıyafetleriyle maymun maskeleri, işte yaratık maskeleri, kendilerini maymunlara, şempanzelere çevirmiş. Müslümanlar görebiliyoruz. Hem de milyonlarca sokaklara dökülmüş. Sanki dünyanın en büyük şerefi onlara aitmiş. Ki ne kadar ahmakça ve cahilce bir şey yaptıklarını bile farkında olmadan yapıyorlar. Ayet-i Kerime de Hud suresi 113. ayet-i kerimede zulüm edenlere ve zulme meyledenlere asla taraf olmamak, meyletmemek, sevgi beslememek hususunda Allahu Teala bizi uyarıyor. Çünkü diyor ki yoksa ateş size dokunur. Çünkü sonuçta batılın peşinde gidene mutlaka ateş dokunur. Sizin Allah'tan başka veliniz de yoktur. Çünkü insan Allah'a isyan edip haram olan bir fiil işlediği zaman Allahu Teala'nın ona bir yardımı, bir nasreti, bir yardımı ulaşmaz. Ulaşmadığı için yardımsız kalır ve cehennemi hak edecek bir fiilin ve durumun içerisine düşeceğini söylüyor. Çünkü ثُمَّ لَا تُنْسَرُونَ diyor. Sonra ne olursunuz? Yardım da göremezsiniz. Allahu Teala'dan ve Allahu Teala'nın izin verip de şefaat yetkisine sahip olanlardan hiçbir yardım size dokunmaz. Onun için Mektubat-ı Rabbani'de 3. cilt 41'de İmam Rabbani Rahimullah Hinduların veya diğer dinlere mensup olan Zerduşların, Hristiyanların, Yahudilerin veya insanların icat edip uydurdukları geleneklerin, günlerin, bayramların hepsinin batıl olduğunu, Müslümanların onlara özenmesinin, onlar gibi davranmasının mutlak haram olduğunu, hatta bunun şirk ve küfre kadar insanı götüreceğini de kendisi fetvasında söylüyor. İbn-i Kayyim el-Cezmi Rahimullah o da aynı keza küfrün örfleri, adetleri ve bize dayattırdıkları batılları ile alakalı olarak şöyle diyor. Kafirler mahsus bayramlar tebrik ve etmenin küfür olarak görmesi bile kesin olarak haram, görülmezse bile kesin olarak haram olduğu söylenir. Ehli küfre has litürelleri kutlamak ittifak ile haramdır. Örneğin bayram ve oruç günlerinde Müslüman bir kişinin kutlu olsun, tebrik ederim demesi ve her ne kadar küfürden salim olsa da muharremmeten de haram olduğunu açık ve net olarak söylüyor. Hatta hacca secde etmelerini tebrik etmek meselesindedir. Yani bir insan, bir adam bir kızla sevgilidir. Sizin sevgililer gününüz kutlu olsun dediğinde sen o adamın Allah'a isyan edip zina işlemesini tebrik ediyorsun. Anlıyor musunuz? Yani kısa ve net olarak söylüyorum. Veya bir insan zaten Allah'a isyan etmiş, bir kızla arkadaş olmuş, üstüne de gidip ona çiçek alıp, hediye alıp götürüyorsa, bu da açık ve net olarak yani sümme Allahu Teala'nın Allahu Teala'ya karşı bir edepsizlik, Rabbine karşı bir nankörlük ve en önemlisi bir isyan usulü olarak karşısına çıkar. Onun için
Bu hususların şaka olmadığını, günahının da büyük olduğunu söylüyor. Evet. Hatta Hanefi alimleri bu konuda görüşleri şudur. Başka inançların gereği olan bayram ve kutlamaların veya insanların uydurduğu, kutladığı günler hakkında tövbe etmeyen onlar gibi kafir olacağına dair hükmetmişlerdir. Yani Allah'a isyan olan, Allahu Teala isyan nesebiyle olan herhangi bir şeyde bir insan kalkıp da ona meyil ediyorsa, onu kabul ediyorsa o kendi eliyle kendisine ateş attığını söyler. Kafirlere mahsus eylemler ve küfrün icat ettiği günleri kutlamanın haram olduğu hususunda İbni Ömer, Abdullah İbni Ömer'den rivayet olunan bir hadis-i şerifte de deliller onun haram ve mutlak olduğunu söylüyor. Çünkü Ebu Davud'un Libas 4'te, Tirmiz'in İstizam 7'de kendisinden başkasına benzeten bizden değildir tarzındaki Ahmed bin Hanbel'in Müsnedde, Abdurrazak'ın El-Müsennef'te, İbni Ebi Şeyban'ın da Müsnedde verdiği rivayette "Men teşebbehe bi kavmi fehuve minhum." Kim bir kavme benzerse, kavimden kast olunan nedir? Bizden olmayan, Müslüman olmayan bir toplumun gününü ve onun din edindiği bir şeye sarılır, onu kutlar, onlar gibi bundan eğlence, haz duyuyorsa, onlardan nem alanıyor, bunu kendisi için bir ödül olarak görüyorsa, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam, "Men teşebbehe bi kavmin fehuve minhum." Kim bir kavme benzerse, kavimden kast olunan, hadiste zikredilen kavim din demektir. Veya kavim demek İslam dışındaki bir topluluk veya inanç silsilesi, inanç yapısı. Bugün demokrasi bir dindir, laiklik bir dindir, Hristiyanlık bir dindir. Tabiri caizse bizde bir izin, vizin kaidesi vardır. Hepsini İslam din olarak görür. Allah'ın dinine muhalif dinler olarak görür. Nitekim Resulullah Aleyhisselatü Vesselam, meşhur bir rivayetinde Buhari ve Müslüm'ün Ahmed bin Hanbel Müsned'de verdiği لَتَتَّبِعُونَ سَنَانَ مِنْ قَبْلِكُمْ شِبْرًا بِشِبْرٍ وَذِرَاعًا بِذِرَاعٍ حَتَّى لَوْ سَلَاكُوا جُحْرٌ دَبِّنْ لِسَلَاكُمُهُ diyor. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam kıyamete yakın bir dönemde bu ümmetin karış karış, arşın arşın kendisinden öncekilerini taklit edeceğini açık net olarak haber veriyor. Hatta onlardan biri bir kelle kertenkele deliğine girse siz de arkasından gireceksiniz diyor. Ebu Sa'id el-Hudri rahmetullahi aleyh "Kulna ya Resulullah Yahuda ve Nasara ya Resulullah kastettin Yahudi ve Hristiyanlar mıdır?" deyince kale buyurdu ki "Femen başka kim olabilir ki?" Yani bu ümmet ahir zamanda Yahudi ve Hristiyanları ne yapacak? Taklit edecek. Onların uydurduğu günlerin peşinde koşacak. Şu anda bu toplumun %60-70'i o haram fiilleri Allah-u Teala nezdinde haram olan, yasaklanmış olan o şeyleri ne yapar? Tabi olur. Hatta başka bir rivayette ne'ûzü billah onlardan biri kendi annesiyle zina yapsa mutlaka size yapacaksınız diyor. O derece pisliğini alacağını, pisliğin yükseleceğini, artacağını, topluma sirayet edeceğini net olarak Resulullah Aleyhisselatü Vesselam buyurmuştur. Başka bir rivayette Ahmed bin Hanbel'in Teyalisi ve Teberani'ni Rahimullah'ın üçünün de rivayet ettiği Şeddat bin Evstan radıyallahu anh o da diyor ki Nebi sallallahu aleyhi ve sellem buyurmuş bu ümmetin kötüleri daha önce yaşayan kitap ehlinin yaptıklarını eksiksiz bir şekilde adım adım aynen takip edip uygulayacaktır demiş. Bu ümmetin kötüleri kim? Fasıkları, facileri. Yani bir Müslüman kalkıp sevgililer gününü kutluyorsa bir Müslüman kalkıp bilmem onların uydurduğu kapitalizmin, siyonizmin uydurup insanların cebindeki paralarını çalmak, ona göz dikmek için uydurduğu, icat ettiği bu uyduruk günleri kutluyorsa bu ne demektir? Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın bu ümmetin kötüleri daha önce yaşayan ehli kitabın yaptıklarını eksiksiz bir şekilde adım adım, arşın arşın, karış karış uygulayacaktır. Hadisini de birebir yerine getirmiş olur. Onun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den farklı rivayetlerde Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Abdullah bin Amr'ın, Abdullah bin Ömer'in, Abdullah bin Abbas'ın ve diğerlerinin de rivayet ettiği Resulullah aleyhissalatü vesselam bizden gayrısına benzeyen bizden değildir, hasendir. Yani bu hadis sahihtir. Ve ayet-i kerime Maide suresinde Allah-u Teala وَتَعَوَّانُوا عَلَى الْبِئِرِ وَالْتَقْوَى وَلَا تَعَوَّانُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَتَقُّوا اللّٰهَ اِنَّ اللّٰهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ. Günah ve haddi aşmada yardımlaşmayınız. Allah-u Teala ayet-i kerimede açık ve net olarak diyor.
Günah ve haddi aşmada. Ki günah ve haddi aşma kavramı biz şu anda konuştuğumuz, isterseniz doğum günü kutlamaları, doğum günü partileri, işte sevgililer günü, buna benzeyen etkinlikler, paylaşımlar, hediyeler veya buna benzeyen kafirlerin icat ettiği günler, anneler günü, babalar günü, dedeler günü, işte sevgililer günü, efendim öğretmenler günü, bilmem dıdılar, dadılar, neneler, pirkeler, kalkolar, öyle uzatıyorlar. Her gün bir şey koymuşlar ve her gün birileri bir şey almak zorunda kendini hissediyor. O sayede ne yapıyor? Çin malları, Çin stokları tüketiliyor abi. O damlar para kazanırken biz de sadece Allah-u Teala'ya haram olan, Allah-u Teala'nın kabul etmediği şeyleri yapıyoruz. Onun için Allah-u Teala iyilik ve takvada, yani biz mesela cemaate geliyoruz, sohbetlere geliyoruz, kardeşlerimizi davet etme, onları buralarda toplama, İslam'a davet etmek, namaza davet etmek, hakka tevhide davet etmek hususunda yardımlaşın diyor. Birbirinizi destekleyin, birbirinizi teşvik edin ama haram ve isyanda, kötülük ve masiyette ve bid'atta ve kurafede Allah ve Resul razı olmadığı hususlarda ise asla yardımlaşmayın. Çünkü yardımlaşırsanız ne yapmış olursunuz? Birbirinizi direktmen Allah'a isyana, masiyete, kötülüğe sürmüş olursunuz. Yani biz bu dersleri yapmaktaki kastımız nedir? Biz elhamdülillah Müslüman insanlarız. Helal ve haramı düşünüp tevekkül ediyoruz. Ama doğal olarak bulunduğumuz bu toplum içerisinde gittikçe biz farkına varmasak bile yavaş yavaş bazı akidevi sorunlar bizler için sorun olmaktan çıkıyor. Gündelik meseleler haline geliyor ve şeytan burada bizimle oynamaya başlıyor. Ondan dolayı hatırlayalım, hatırlatalım ki yarın en azından kıyamet günü biz bu günahları da işliyorsak bilerek ve bilinçli cezasını ve belasını ve neticesini bilerek yapalım da sonra ya Rabbi bilgimiz yoktu. Kimse bizi uyarmadı, kimse bize nasihat şiirette bulunmadı. Biz işte bilmiyorduk, bilemiyorduk gibi hikayeleri söyleyemeyecek duruma gelecek. Aslında bu toplum her şeyi zaten iyi biliyor. Neyin helal ve haram olduğunu iyi biliyor. Bir gün bir çocuk gelip bana dedi ki, hocam dövme yapmak caiz midir? Ben dedim ki, hadislerde Resulullah Aleyhisselatü Vesselam diyor ki, dövme yapana yaptıranı Allah lanet etmiştir. Yani bu lanet kelimesi dedim sıradan bir kelime değildir. Lanet Allah'ın gazap edeceği, azap edeceği insanlarla alakalı kullandığı kaidedir. Ve bu konuda sahih rivayetler vardır. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam lu'inne diyor, lanetlenmiştir diyor. Adam bir gün baktım yapmış dedim. Sen niye dövme yaptın? Dedi valla Nihat Hoca demiş ki bir şey olmaz. Ne güzel dedim. O kadar hadisi teğet geçtin. 20 hocaya sordun. 19'u haram dedi. Ama bir tanesi çok özür diyor. Uçkuruna göre konuştu. Hemen yaptın ve zannediyorsun ki bu azaptan kurtaracaksın. Şimdi sen mahşere nasıl gideceksin? Hadi gittin sildin. Acaba Allah seni affedecek mi? Çünkü sen Allah'ın rızasını değil nefsinin rızası peşinde koşuyorsun. İşine geleni alıyorsun. Ben 20 hocaya sordum, 19'u haram dedi, biri eh dedi diye, o da televizyon hocası ya, yemiyor desin açıktan derse, televizyon kanalı feshedecek programını. Diyecek ki valla kusura bakma hoca efendi, nakide doğru programını kaldırıyoruz, artık para kazanamayacak. Onun için kıvırıyor. Yani İslam'a aykırı şeyleri bile konuşmamak hususunda hiç tereddüt etmiyor yani. Onun için muhteremin kıyamet alametleriyle alakalı bir hadisler okuyordu. Bir hadiste Resulullah Aleyhisselatü Vesselam diyor ki ahir zamanda birileri ahiretlik amel ile, ilim ile dünyalık talep edecek. Ki adam demiyor mesela kendine ben parayla çalışıyorum, Allah için farz olan bir ameli ücret karşılığı yapıyorum demiyor. Diyor ki çok garip, öyle insanlar da öyle alimler de var artık. Bak ama kendisini göremiyor yani. Aslında o en çok paracı olan, farz olan bir amel üzerinden para ve ticaret devşiren adam kendisini görmeyip böylelerinin de türediğini iddia edebiliyor. Neden? Çünkü insan feraset ve belagat ile, yani feraset ve dirayet ile, hikmet ile meseleleri tahlil etmeyince kendi kusurunu asla görmez. Kendi yaptığı kusuru başkası yapınca kınar ama kendisi yapınca sanki helal ve meşruymuş gibi görür. Onun için İslam'ın yasakladığı şeyler vardır. Bak ben mesela gene özet olarak size söyleyeyim kardeşlerim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in belirlediği sünnete göre bir insan sevgililer gününü kutlayamaz. Onu kutladığı zaman Allahu Teala asla ondan ne olmaz razı değildir. Allahu Teala bunun hesabını mutlaka ona sorar.
Bu bir gerçek, bu hakikattir. Neden diyeceksiniz? Çünkü biz her fiilimizden ve eylemimizden sorumluyuz. Sonuçta Allahu Teala mutlaka her şeyin hesabını bizden soracak ve bu sorulacak olan şeyin de mutlaka Rabbim önümüze getirecek. Yani biz helal ve haramı bilerek ve şuurlu bir şekilde Allah'ın helal ve haramlarına riayet etmediğimiz zaman burada kaybedecek çok şeyimiz olduğunu da bilmemiz gerekiyor. Ona dikkat etmemiz gerekiyor. Amaç ve gaide ne yapmak? Allahu Teala'nın helal ve haram kaidesine riayet etmek, Rabbimin bu dünyada bizi var kılma sebebinin kulluk ve ibadet olduğunu, burada imtihana tabi tutulduğumuzu, hatta Asr suresinde vel asri, Allahu Teala asra yemin ediyor, zamana, imtihana, yaratıldığımız şu zamana, içinde bulunduğumuz dakikalarımıza, saatlerimize, aylarımıza, günlerimize, yıllarımıza kasem ediyor, yemin ediyor. Hatta bununla alakalı ulema der ki, burada Resulullah aleyhissalatü vesselam hadislerine dayanarak demişlerdir ki Allahu Teala dört şeye yemin etmiştir. O da nedir? Birincisi zamandır. İnsanın imtihana tabi tutuldu ve içinde yaşadı. Doğdu ve öleceği zamana kadar Allahu Teala vel asri diyor. O asra yemin ediyor. İkincisi ikindi namaza, ibadette özellikle namazlarda orta namaza çok dikkat gösteriyor ve ikindi namazının insanları, mesela biz değil de Arap toplumu döneminde insanlar gündüzleri yatar, ikindiden sonra ticaret ve iş başlardı gece yarılarına kadar. İnsanların işte en yoğun dünyaya yöneldikleri o ikindi vaktini Allahu Teala yemin etmiş, o namazın ehemmiyetini ve o namazın önemini onlara hatırlatmıştır. Diğer bir rivayette de asr-ı saadet, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ve sahabesinin yaşadığı ama iman ve ihlas ile yaşadıkları, helal ve haramlar hususunda hassas oldukları, iman ettikten sonra küfrün ve şirkin bütün amel ve emerelerini hayatlarından söküp attıkları, Allah'a tam bir teslimiyet gösterdikleri, Kur'an'da 200 ayette Allah'ın övüp methettiği o cemaate Rabbül Alemin ahd ediyor, yemin ediyor ve innel insane lefî husr. Muhakkak ki bütün insanlık istisnasız aliminden zahidine, peygamberler müstesna olmak kaydıyla hepsinin zararda ve ziyanda olduğunu açık ve net olarak söylüyor. Ancak innellezine amenu, ancak o kimseler ki iman ediyorlar, imanda temel ilke olarak kalbin teslim olması, dilin ikrar edilmesi ve kişinin hayatına bunu tatbik etmesi. Mesela ben la ilahe illallah diyorum ama helal ve haramı hiç önemsemiyorum. Ben Müslüman olduğunu iddia ediyorum ama Allahu Teala'nın getirdiği hükümleri de hiçe sayıp helal ve haramlarını çiğniyorsam, bu tehlikeli bir hal üzerine olduğumu gösterir. Amenu ve amilu salihat, iman etmek ve imanın karşılığı olan salih amel üzerinde bir hayat sürmek. Ve tevasav bil hakki, ki biz nasıl şu anda birbirimize nasihat ediyoruz, birbirimize münebihatta bulunuyoruz, birbirimize İslam'ın emirlerini hatırlatıyoruz, Allah'ı ve ahiret gününü hatırlatıyoruz, helal ve haram hususundaki meseleleri dillendiriyoruz ki yarın hiçbirimiz bile bile Rabbine isyan etmesin, bile bile haram işlemesin, bile bile kendisini ateşe atmasın ki bu da Allahu Teala'nın farz kıldığı. Ve tevasav bi sabr diyor. Onun haricinde de ölüm bize gelinceye kadar imanda sabat, amelde sabat, İslam'a hizmette sabat ve iman üzerine ölmek hususunda sabat gösterdiğimiz takdirde Allahu Teala bunların istisna olduğunu ama onun dışında kim olursa olsun herkesin mutlaka zararda olduğunu açık net olarak bildiriyor. Hepimiz cehenneme gideceğiz. O bir gerçek, ben size söyleyeyim. Ama hangimizin döneceği meçhuldür. Çünkü sonuçta hepimiz cennete gitmeyeceğiz. Hepimiz mutlaka Allahu Teala'nın ayetidir. Rabbül Alemin hepiniz oraya sakara yaslanacaksınız diyor. Devamında da ancak takva sahibi olanlar, ihlas ve huşu üzerine Rabbinden korkanlar, sakınanlar, İman ve imanın edebi üzerinde bir hayat sürenlerin Allahu Teala'nın rahmeti ve nasreti ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in sebep olacağı şefaatiyle o insanların oradan kurtarılacağını, ama zalimlerin, nefsine meyledenlerin, helal ve haram tanımayanların, yani kendilerine İslam'ın emirleri, hükümleri tebliğ ve davet ve tebyin edildiği halde kendi nefsine ve egosuna göre işine geleni alıp işine gelmeyeni atan ve bunu şuurlu bilinçli yapanlara gelince Allahu Teala onların orada razil ve rüsvay olacağını açık ve net olarak söylüyor. Çünkü gerçekten Müslüman bu dünya hayatını geçici olarak görmeyecek. Bu dünya hayatı ahiretin tarlasıdır. Burada ne ekerseniz mutlaka karşılığı orada sizi bulacak. Bunu hiçbir zaman unutmamamız gerekiyor.
Allah-u Teala hepimizden razı olsun. Rabbim bizleri Kur'an ve sünnetten, hakta ve tevhidten ayırmasın. Rabbim bugün Gazze'de, Doğu Türkistan'da ezilen, zulme uğrayan mustazaf kardeşlerimize yardım etsin. Allah-u Teala iki beldede de mücadele ve cihad eden mücahitlere yardım etsin. Onların düşmanı olan başta Çin, sonra İsrail, Amerika, İngiltere ve onlara hizmet eden bütün devletleri kahru perişan etsin. Kahru perişan etsin, kahru perişan etsin. Rabbim Bedir gününde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in imdadına gönderdiği 3000 cihat meleğini bugün Gazze semalarında Siyonizme karşı onların helakına sebep olacak olan azabı göndürmek üzere onları indirsin. Rabbim bizleri haktan, tevhidten ayırmasın. Allah-u Teala kıyamet günü mahşer meydanında Livatul Hamd sancı altında Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme ümmet olmayı nasip etsin. Allah-u Teala'nın rahmetine nail olan, sıratı geçen, cennetine dahil olan ve giren kullarından eylesin. İlahi salli ve selim ya Rabbi ala Habibike Muhammed Mustafa ve ala li kulli ashabi kulli ecmain ve şuhedai ve salihin lillahi teala. El-Fatiha.